Abi şimdi o zaman ben spontan takılayım. Biraz Tamam. öğrenmek hakkında konuşalım. Şimdi biz uzun yıllardan beri tanışıyoruz aslında. Bir 5-6 sene oldu. 6 sene olmuştur. Belki Ha. 7 bile olabilir. Ben Adana'dayken tanışmış Ha, olabiliriz. yedi. Olaydı, Çünkü ben olaydı, olaydı. Adana'dayken Erkut abiyle falan tanıştım. Hatta sen o Hatta zaman bir jingle yapıyordun, bir şey yapıyordun değil mi? Görüntülü bir şey yapıyordun. Kuk aynen. şeyle gözü kapatıp bir şeyler yapmıştın. Aynen şey Hatta. vardı de o yıllarda bir ara beni tanımadığım numara arayıp duruyordu. Ben cevap vermemiştim. Sonra kuzenimi arıyor. Kuzenim de açıyor. Ya diyor ben polis işte konuşmamız lazım. Adres ver. Nerede? Kuzenim de şey gruptaydı. Buluşuyorlar bildiğin eve çağırıyor polisi. Kapının önünde konuşuyorlar. Sen işte diyor bu bizim diğer grup vardı ya işte Ha. Erkut abinin grubuyla alakalı sorular soruyor. Sen burada yetkili biri misin diyor. Bunlar bu isimler kim diyor? Erkut kim diyor? Tonguç kim diyor falan. Gruptakileri soruyor falan. Öyle bir mevzumuz da vardı hatta. Onu hatırlar mı? O istihbarattan da o zaman. Olabilir. Çünkü o tarihlerde Erkut abi de yani az değil yani şey ne varsa hep yayınlıyor abi adam yani. Adamın şey yok ya elinin kemiği yok derler ya. Yapıştırıyor, geçiyor. Ama ne varsa paylaşıyor. O tarihlerde 7-8 sene öncesini hatırla baskı rejiminin olduğu dönemde. Evet. Veya baskının olduğu yerde sıkıntı var demek. O yüzden takip almışlardı. Bir de o sıralarda Erkut abi daha yeni bu Ergenekon davaları bitip daha yeni Daha tekrardan yeni bitmiş. aktif Hatta şeyler bitmemişti. yaptı. Bitmemişti. Bir sene, bir iki sene sonra dava sonuçlandı. Sonucunu attı bize. Aynen, web sitesinde de yayınlıyor. Belki de yayınlandı. Gitti oradan baktım hatta. Yani. Ne kadar büyük abiler varsa hepsi de beraber yapmış. Şimdi abi sorum şu sana. Sen aslında öğretme, bilme, araştırmaya dair çok farklı bir kafadasın ve Evet. bir grup kurdun. Öğrenmeyi öğrenmek diye. Burada ne anlatmaya çalışıyorsun? Ne amaçlıyorsun? Şimdi grubun kurulmasının sebebi aslında benim çocuklarım oldu. O tarihte ben evlendim, boşandım. Ben, ciddi bir böyle şeyim vardı, maceralarım vardı. İki ekim de birbirlerini çok severler. Arkadaş oldular daha sonra. Bu nadir bir olaydı. Bunu yaptım ama kötü adam ben oldum o anda. Çocuklar aynı çatı altında büyüyen insanlar gibi birbirlerini çok severler ve kardeştirler. Ben bunları hafta sonları ders çalışıyorum. Fakat şunu fark ettim. Ben yurt dışında yaşadım. Çok uzun seneler. 18 yaşına girer girmez ben yurt dışına çıktım. Kulaski Lisesi'nde okudum. Kulaski Lisesi'nde ben öğrenmeyi, daha doğrusu eleştirel düşünce temayını almıştım. Fakat yani askeri kurum olduğu için bir noktaya kadar veriyorlar. Geri kalanını ben Portekiz'de okurken öğrendim. Yani bir gencin ergenliğin bitmesi 25, 24, 25 yaşındadır. Ve ben ergenliğimi en önemli kısmını Portekiz'e geçirdim. Portekiz'de okudum ve onlar gibi düşünmeyi öğrendim. Şimdi Portekiz Salazar rejiminden kurtulmuş. Komünist bir rejim gelmiş başa. Adamlar acayip derecede entelektüeller. Faşizmle mücadele etmişler. Sivil ve gizli polisle mücadele etmişler. Bir damla kan dökülmeden devrim yapmışlar. NATO'nun bütün evraklarını uçaklarla Sovyetler Birliği'ne göndermişler. Tamam mı? Böyle manyak bir ülke. Orada tanıştığım insanlar beni çok değiştirdiler. Şanssızdır bir yemekte, böyle 20-25 kişinin bulunduğu bir yemekte, sokakta bir yemek yapıyorlar. Ben de orada oturuyordum, karnım açtı. Yani parasız olunca nerede yemek varsa çöküyorsun. Öyle bir çöktüm oraya. Adamlar konuşuyorlar. Ben Portekizce daha yeni öğreniyorum. Abi sen nerelisin falan filan dediler. Ben Türk'üm. Biraz sohbet ettik. Dediler ki sen artık burayı bizimle beraber. Ben ne olduğunu anlamadım. Adamlar meğersem 25 Nisan, 24-25 Nisan ihtilalini planlayan beyin takımıymış abi. Adamlar beni aldılar kendi aralarına. Her hafta 4-5 tane böyle kalın kalın Portekizce kitapları zor okuturlardı bana. Anlattırırlardı. Sorular sorarlardı. Ben de bu şekilde başladım. Sonra bilim fakültesinde okumaya başladım.
okyanus bilimi okumak istiyordum. Yani çok böyle bilimle ilgili maceralarım oldu ama bir türlü okuyamadım orada. Yani hı-hı, istediğim bölümü okuyamadım. İstekli okudum. O tarihlerde 5 seneydi üniversite. Orada işte. 5 sene okuyorsun. Ve öğrendiklerim, bu adamları bana öğrettikleriyle beraber bizim derslerimiz hukuk profesörleri falan girerdi. Sosyoloji öğretmenimiz vardı. Milletvekili böyle. Yani oradaki muhafazakar partinin üniversitesine girmişim ben. Haberim yok. Tamam mı? Fakat sosyoloji öğretmenim aynı zamanda antropologmuş adam. Bu Portekiz antropolojiyi kuran, kültürsünü kuran adamın ilk öğrencisi. Doçent doktor doğruyum o zaman. Hı-hı. Adam beni çok sevdi ve yanına aldı. Ama acayip derecede şimdi eleştirel düşünceyi bilen fazla insan olmadığı için böyle farklı olanları yakalıyorlar. Beni yakaladılar, beni yetiştirdiler. Afrika'daki kabilelerin arasına göndermek yetiştirdiler abi. Ben gidiyorum orada, antropologum not tutuyor falan. Ama fakat işletme okuyorum. Bir yandan çalışıyorum. Narkotik şubenin tercümanlığını falan yapıyorum. Terör ürünün. Cumhuriyet Savcılığı'nın. Böyle bir eğitim sürecim oldu. Yıllar sonra Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım. İkinci üniversite bitirdikten sonra. Çocuklara ders verirken bir şey fark ettim. Bunlar ezberliyorlar. Yani soru sormalıyor. Ve ben de bizde yani evimde benim hiçbir şey ezberlenmez çünkü benim ezber yeteneğim yok. Yani ezberletmez hiçbir şeyi. Her şeyi anlayana kadar devam eder. Baktım çocuklar öğrenmeyi bilmiyor. Dedim ki nasıl öğrenmeyi bilmezler? Bunlar anaokulundan beri yani ben toplantılarına gidiyorum anaokul toplantılarına. Anneleri beni susturuyorlar ama ben hiçbir şey söylemiyorum. Kadınla konuşunca ben susuyorum. Baktım bu iş böyle olmayacak abi. Ben haybeye küre çekiyorum. Dedim ki ben bu çocuklara öğrenmeyi öğreteyim. Yani nasıl insan beyni öğrenir? Çocuğun anlayacağı şekilde Feynman metotlarını, Feynman'ın çok ünlüdür bunun Feynman metodu, onu öğretmeye başladım. Derken çocuklara mesaj atmaya başladım. Hafta sonu geliyorlar, hafta içinde yoklar. Çocukların arkadaşlarını ekledik, onlar da öğrensin diye. Peşinden anneleri, babaları bir ara kitap dağıtım forumu vardı. Ben herkese bulduğum kitapları paylaşıyordum bedava. O forumdaki insana girmeye başladım. Grup bir anda 80-100 kişiyi geldi. Yani bir, ve çoğu insan birbirini tanımıyor. Ve pasif bir şeyimiz var. Yazıcımız var. Çok karışmayanlar var. Kulleyiz'deki arkadaşlarım davet etti. Harp okulundaki arkadaşlar geldi falan. Grup büyüdü. Hepsi üst düzey insanlar. Emekli subaylar var. Emekli büyükelçiler var. Yani kalite çok yüksek. Şu an bazen aktif grup değil mi bu? Bu aktif grubun içinde. Abi içinde bir elçi falan var ya. Emekli elçi var abi. Adamın kim olduğunu da bilmiyoruz yani. Fakat takip ediyorlar. Sonra eski üniversitesinin istatistik bölüm başkanlığında çalışan kişiler girmeye başladı. Onlar dahil oldu. Ha, baktık ki grup büyüyor. Yani grup büyüyünce o zaman biz de dedik bir misyonu yapalım, ele alalım. Yaptığımız olay ilk önce teknik olarak öğrenmek değildir olayına girdik. Yani öğrenme bir dilindir. Çünkü bir öğrenme olayını bilmediğiniz zaman siz haybeye çalışırsınız. Öğrenmek fizyolojik bir olaydır. Yani insanın beyninde gerçekleşen hücresel bir yapıdır. Eğer bu yapının olduğunu bilmezsek biz de deriz ki okuyup geçiyoruz. Öyle değil. Birebir bizim beynimizde yeni bir hücre grubu oluşuyor. Yeni bir sinir oluşuyor. Sinapslar birleşiyor. Öğrenmenin kalitesine göre de sinapslar arasındaki bağlantılar oluşuyor. 21 günde oluşuyor. Yediğin, içtiğin çok önemli. Kaç defa tekrar ettiğin önemli. Bunların üstüne gitmeye başladık. Ondan sonra hafıza sarayı ortaya çıktı. Şimdi hafıza sarayı olayı Türkiye'de kimse bilmiyor. Biz sadece bunu Sherlock Holmes filmlerinden biliyoruz. Aynen. Ben bunu kullandım bile yani. Bildiğim bir olay. Bu da şöyle. Bizim görsel hafızamız şempanzelerinkinden çok daha düşük. Onlar mesela böyle baktıkları zaman görsel hafızalarında birinci hafıza dedik grupta 100 değişik noktadaki veselin nerede olduğunu, düşmanın nerede olduğunu, kaçış yönlerini, bütün her şeyini görür. Ve bir bakışta görür, hafızası yerleştirir bunu. Biz yapamıyoruz. Biz maksimum 5 saniye ile 10 saniye arasında kalıyoruz. Şempanze bu görüşünü yaklaşık olarak 1-2 dakika falan sürdürebiliyor. Biz yapamıyoruz.
yurt dışında ben tercüme yaparken simultane tercüme yapardım. Simultane tercüme çok zor bir şeydir. Özellikle Latinceden Türkçe'ye çevirmek veya Türkçeden çevirmek. Çünkü fiiller sonda, biz eklerle cümleyi kuruyoruz. Onlar ekler kullanmıyorlar. Onlar özne, nesne, fiil, fiil çekimine şeklinde gidiyor. Yani onlarda sufix yok, prefix var. Yakaladığın sesi minimum 30 saniye hafıza tutman lazım. Aklı tekli tercüme yapamıyorsun. Yapıyorsun, mesela burası Türkçe konuştuğu zaman Portekizce çevirirken 45 saniye gerekiyor. Çünkü Türkçe cümlenin bitmesi lazım. Aksi tekli cümleyi tercüme edemiyorsun yani. Başından gidemiyorsun. Böyle böyle derken işte 20-25 sene sonucunda bu hafıza bende çok gelişti. Ve sesler üzerinden beyin hafızayı geliştirme olayı bende şeyi geliştirmek zorunda kaldım. Hafıza sarayı. Hafıza sarayı şöyle bir olay. Kendine bir yer seçiyorsun. Özel bir yer. Her gün bir 10 dakika, 15 dakika gözünde orayı canlandırıyorsun. Bir ev yapıyorsun. Bildiğin bir ev. Evin odaları oluyor. Mesela bugün ben atıyorum beyin arkeolojisi üzerine, yani sinir biliminde arkeolojik bir çalışma. Daha doğrusu evrimsel geçmişe gidiyorsun. Bir kelimeyi yakalıyorsun. Etimolojisini alıyorsun. Gelişmesini getiriyorsun. Duygularla birleşiyorsun falan. Bu bir alan. Kendi başına bir alan. Burada öğrendiğim bir bilgiyi benim hafızama yerleştirmem lazım. Ama hepsini aynı odaya sokmuyorsun. Diyorsun ki bunu ben yatak odasına koyacağım. Yatak odasında rafın şurası arkeoloji bölümü. Yani dil bilimiyle ilgili olan kısım. Şurası diyorsun sinir bilimi. Ve gözün önünde bir aynı Feynman'daki gibi bir olay yaratıyorsun. Bir hikaye çiziyorsun. Çünkü insan beyni anlatarak, masalla hafızaya yerleştiriyor. Sen hafızanda masal yazıyorsun ve masalı götürüyorsun. Tak koyuyorsun. Normal öğrendiğinin dışında bilinçli yaptığın için orada. Arada gözünü kapattığın zaman gidiyorsun korkuyorsun orada var mı duruyor mu diye. Bunu periyodik yapman lazım. Her 5-10 hafıza bloğunun arasına sevdiğin bir insanın fotoğrafını koyuyorsun. Onun olacağını anlıyorsun. Bu yöntem eskiden antik Yunan'da geliştirilen bir yöntem. Hatta bu Aristoteles'in kitaplarında özellikle retorik kısmında çok iyi bir şekilde anlatılıyor. Pitagoras bunu anlatmıştır. Daha sonra Seneca bunu geliştirmiş, çok daha geliştirmiş. Oradaki adamların hafızaları acayipmiş. Yani öyle bir hafızaları var ki, hatta anlatılan bir olay var. Şimdi adamın ismini unuttum. Ben de isim hafızası çok zayıftı ismi falan. Olay şöyle, yemek yapılıyor. Senatörler gelmiş yemek yiyorlar. Ve deprem oluyor. Bina çöküyor. Bu kişi bina çökmeden önce dışarı çağırıyorlar. Bunu dışarı çıkıyor. Fakat bütün herkes ölüyor. Ve insanlar tanımayacak hale geliyor. Yukarıda çünkü onların tavanları daha yüksek. Adam herkesin nerede oturduğunu teker teker söyleyerek cenazelerini kaldırmasını sağlıyor. Yani 45-50 kişi oturuyor. Düşünüyor musun? Kimin nerede oturduğunu biliyor. Şimdi bizim zaman içinde akıllı telefonlarla, bilgisayarlarla biz bunları unuttuk. Yani biz bunları öğrenmiyoruz. Kimse bizi bunlara öğretmiyor. Dil öğrenirken de teknikler var. Bunların hiçbir bize öğretemiyor. Biz zaten bu 22 senelik bir karanlık dönem geçirdik. Karanlık dönem öncesinde de öğretim lazım. Ben bunu çocuklarıma öğrettim. Sonra bizim grupta kullanmaya başladım. Grupta bayağı uzun süre bu hafıza sarayı gitti geldi. Sonra bu 22 senenin tabii karanlığa girmesiyle beraber insanlarda eğitim seviyesi yüksek insanlar ilk önce çekindiler. Acaba baskıyla bir sıkıntı mı yaşayacağız diye. Fakat bizim grupta yani baskı yapılacak gibi bir şey yok. Yani sen niye konuşmuyorsun diye baskı var bize. Ve bu şekilde gelişti grup. Kalitesi çok yüksek bir grup oldu. Yani acayip kitaplar paylaşılıyor. İnsanlar okuyorlar. Bana özelden kitap isteyenler var. Mesela bu sabah saat 4:15'de bir konuşma geçti. Bir arkeolog kızımız var. Aramıza yeni katıldı. Saat 4'te benim yazdığım bir cevap verdi. Yunan mitolojisiyle ilgili 4 tane kitap gönderdi mesela. Sabahın 4'ünde uykusu kaçmış, kalkmış bakıyor abi. Bizde zaman sıralaması yok çünkü bir Amerika'da olanlar var.
aramıza katılanlardan. Çin'de yaşayanlar var. Avrupa'da yaşayanlar var. İngiltere'de olan bile Afrika'da katılanlar. Yani ben bunların isimlerini de bilmiyorum. Kişi komiserim. Yani grupta bu kadar kişi var. Hepsinin ismi kayıtlı değil ben. İsimlerin bir eser numara var çünkü. Sen orada grup şeysin mesela. Adminsin. Başka bir şey gelip burada devam etsin diye. Yani orada bakarsan görürsün çoğu insanın ismi yok. Ve saatlerce sohbet ediyorlar. Bazen açıyorlar beni. Beni arıyorlar. Bir konuyla ilgili. Sen de şu hakkında bilgin var mı diyorlar. Düşünüyorum. Bir saniye diyorum. Hafıza sahiline gidiyorum abi. Orada var mı bir şey bakıyorum. Anlatıklarım varsa anlatıyorum. Yani böyle bir grup. Bu şekilde gelişti. Ama her konu var. Yani aramızda politikacı da var. Aramızda muhafazakar, dindar var. Değil mi? O sıkıntı oluyor bazen. Bazen sıkıntı oluyor. Adam çünkü kimlik problemi yaşıyor. Çünkü dediklerimizin hepsi doğru. Adam bir şey de değil. Önceden biz bulaşmıyorduk. Yani ben hiç bulaşmıyordum. Fakat yani ülke bakmaya başladığı zaman insan tepki koymaya başlıyor. Yaptığımız tepkiler de insanlar birbirini uyandırsın diye. Yoksa yani bizim yaptığımız şeyimize bayrak alıp çıkmıyoruz dışarı. Yok komünizm gelsin, yok bilmem ne gelsin diye. Öyle bir şey yok. Şöyle tepki bir şey sorayım. Sor. Dinliyorum abi. Şimdi beni bölmezsen ben giderim abi. Tamam. Okey. Sen de bir yandan da arşivcilik var. Fiziksel şekilde kitaplar biriktiriyorsun. Bunları okuyorsun. Evet, bir yandan evet. da dijital olarak biriktiriyorsun anladığım kadarıyla. Yani şöyle, kitap bilgi kaynağı bir kere çok pahalı. Benim imkanım varken ben mesela Portekiz'den buraya gelirken kitaplarımı getirdim. Kütüphanemi eve sokmadılar. Ve şirkette kurdum. Fakat şirket taşınırken elemanlar yanlış bir talimat almışlar. Tüm kitapları götürüp bir yere hibe ettiler abi. Tamam mı? Fakat benim evimde kitap kaldım. Ben de bilgi analizi üzerine bir araştırma yapıyorum kendi çapımdan. Yakın tarihimizi ilgilendiren konuları almaya başladım. Şu arkamda görmüş olduğun bütün bu kitaplar, sinir bilimi kitapları mesela şöyle bakarsan olduğu gibi yaklaşık bir 3000-4000 yakın kitap vardı. Fakat bu kitaplar ben sınıfı alıyorum, PDF yapıp dağıtıyorum. Çünkü bilgi paylaşıldığı zaman güzel. Ben alıyorum, ben koydum, bana var bir faydası yok. Bunun üzerine farklı gruplardan böyle uçuk kaçık insanlar birbirine olmaya başladı. Ve bir arkadaşla birisiyle dost olduk. Ve onunla yaklaşık 8 senedir beraberiz. Arşivciler diyoruz birbirimize. Gizli gruplar var, kitap grupları. Gizli kitap gruplarından 250 tane kitap çıkıyor mesela. O bunu topluyor, bana atıyor. Ben başka gruplara uyuyayım, oradan alıp oraya atıyoruz. Kitapları dijital izliyoruz, paylaşıyoruz falan. Ve derken yapay zeka açıyor. Ve sen şeye, işte podcastlere başladın, seslendirerek. Seslendirme olayı şöyle, yapay zekanın çıkmasıyla beraber acayip derecede bir güven geldi. Bilgisayarıma yapay zekayı kurdum. Kendime ait diye. Biri Gear isimli bir program var. Bedava dağıtılıyor. Ve kişide yapay zekası var. Sana ait. Crack falan da değil. Yani normal parasını verdiğin Adobe gibi bir program. Ve PDF Expert mi? PDF Gear. 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 Tamam. Yüklüyorsun. İçinde yapay zeka var abi. Kitabı beraber okuyorsun. Fakat ben ne yaptım? Ben bir dil modeli yükledim. Bilgisayar. Benim bilgisayarımda yanılmıyorsam bir 3 terabayt yapmış bir kitap var abi. Şimdi yapay zeka hepsini tarıyor. İçinde ne varsa tarıyor. Yani her dilden tarıyor. Ve aynı zamanda bir tane de kataloglama programım var. Hem isim tamam, olarak kaydediyor. Bir de içeriğini alıyor. İçeriğini de eleksiyon database yapıyor. Mesela benim bir konuyla ilgili bir araştırma bir şey çıkıyor. Birisi bir şey soruyor. Giriyorum. İsmini yazıyorum. Cümleyi yazıyorum. İlk önce yapay zekadan geliyor cevap. Sonra diğer programlardan geliyor. Şu kitabın şu sayfasını şu cümlede bu şekilde geçmiş. Bir rapor çıkıyor. 50 tane kitabı tık diye görüyorum anında. Şimdi bunun avantajı şu. Kitap yazan kişi doğduğu andan itibaren edindiği kolektif bilincin yaratmış olduğu bir bilgi yoğunluğuyla kitap yazar.
Yani bilimsel istediğin kadar bilgisayar yapmaya çalış, matematik dışında ve fizik dışındaki bütün alanlarda mutlaka bilişsel çarpıtmanı yerleştirirsin için. O yüzden aynı konuyla ilgili dört değişik yazardan okuyorsun. Mesela dikkatini çekiyorum. Türkiye'de çok miktarda kitap basıldığını düşünüyoruz. Alakası yok. Türkiye'de yılda 12 bin tane falan kitap basılıyor. Bu mesela Portekiz'de basılan kitapların dörtte bir kadarı. Onu söyleyeyim. Bir de Türkiye'deki yazarlar bizim ulusal psikolojimizde bir paranoya var. Hep bir düşüşler var. Hep biz mağduruz. Sömürülmek isteniyoruz. İslam en iyisi. İnsanlar kötü anlamıyor. Hep bu mantıkta dünyayı yorumlama olayımız var. Bunun dışındaki gerçekliği kabul edemiyoruz. Ama bizim bir gerçeği doğrulayabilmemiz için hakkında ortaya çıkmış bütün verileri incelememiz lazım. Bu bana faydası oldu. Bu dediğin şey de aslında öğrenmeyi öğrenmenin aslında çatı felsefesi. Temeli ya da evet. Temeli. Mesela birisi bir şey yazmış. Adam diyor ki klasik bir örnektir. Bütün kuğular beyazdır diyor. Biz tutuyoruz kuğular hakkında yazılmış bütün kitaptan topluyoruz. Bütün türlü topluyoruz. Coğrafyadaki bütün işaretlenmiş yerdeki kuğulara bakıyoruz. Acaba kahverengi veya siyah kuğu var mı? Ve buluyoruz. Yani öğrenmenin prensibi bu. Yani ispatlayana kadar obsesif bir şekilde çalışıyorsun ve ispatlıyorsun. Yani sonuçta ne oluyor? Anlatılan doğru bilginin yanlışlığını ortaya çıkartıyorsun ve onun arkasında bilginin bir çıkarı var. Şöyle bir şey söyleyeceğim abi. Sözünü kesiyorum ama sen beni durdurmazsan durmam dediğin için kestim. Aynen öyle. Hiç kestim. Şöyle. Şimdi internetin hayatımıza girmesiyle beraber aslında istediğimiz bilgiye ve doğru bilgiye Google üzerinden ulaşabileceğimiz yanılgısına düştüğümüzü düşünüyorum evet. Ben. Evet. Çünkü kataloglanmamış, internete girilmemiş, Wikipedia zaten herkesin editleyebildiği ve bazen troll saldırılarının olduğu bir platform. Aslında ben kendim yazdım Wikipedia'da bir article ya. Sattığım ürün hakkında yazı yazdım. Düşünebiliyor musun? Ben bunu yapabiliyorsam ve onaylandı. Hani yanlış bir şey yazmadım ama bu kadar basit bir şey aslında zor bir şey de ama basit art niyetler şey yapar. Yani o yüzden bir sağlam bir arşiv oluşturmak yani bilgi güçtür. Evet. Devletler için de çok büyük bir güçtür. Bir iş adamı için veya gerçekten bilgiye erişmek isteyen insan için de güç yani. Ben senin elindeki arşivi böyle görüyorum aslında. Bir güç. Evet, güçtür. Bu şekilde çok doğru söyledin. Mesela bazen bir tercüme olayları geliyor. Anlık yapmam için. Ben ne yapıyorum? Seslendirme ile ilgili bazıcam olayı. Mesela tercüme geliyor. Ben diyorum bunun Arapçasını, Rusçasını bilmem nesini yaparım. Bu dillerini hiç bilmiyorum. Ama yapay zekayı programlamayı biliyorum. Yapay zekadan çıkan sonuçları da test etmesini biliyorum. Bu bana yeterli. Yani bilginin doğruluğunu test edebilmesini öğrenmemiz lazım. Bu da öğrenmenin prensiplerinden bir tanesi. Yani her söyleneni atlamayacaksın. Çünkü onun arkasında mutlaka bir çizgisini çıkarı var. Ve temel prensipler mesela. Çok böyle cesur söylenen cümleler doğru değildir abi. İspatlayacaksın. Mesela ne diyorlar? Çocuk doğduğu zaman risk bir doğar. Nasıl doğuyor? İspatla bana. Hadi bakalım. Hadi ispatla. Nasıl risk doğuyor? Ben sana ispatlayabilirim risk bir doğmadığını. 1 milyon Müslüman var. Bir bakıyorsun. Adamlar ne kadar fakir fukara varsa hepsi Müslüman. Demek risk bir doğmuyor yani. Bebekler açlıktan ölüyor. Açlıktan ölüyor. Sonra bak, diyorsun ki bu bebeğin rızkı nerede diyorsun. Ya yani işte Allah ona vermemiş. Öyle bir şey yok. Çünkü 600 milyon dünyada açlık sınırında ölen insan var. Bunun 300 milyon Müslüman. Ya Allah niye bunları vermemiş kardeşim? Ne oldu? Burada soru sordu. Buradaki soru Allah olabilir, Zeus olabilir, Erdoğan olabilir, Tıbba Bakan olabilir, Kurmay Başkanı olabilir, öğretmenin olabilir. Abi fark etmiyor. Kim olursa olsun. Otoriteye boyun eğmeyeceksin. Çünkü otoritesini kullanarak bilginin doğruluğunu ispatlamaya çalışırsın.
Buyur eğer. Güvenmeyeceksin. Neden diye soracaksın. Ya bunu her yerde yapmamanı tavsiye ederim. Tabii. Ülkemizde. Neden sorusunu kimse sevmez. Mesela çocuklar bana gelir, baba biz seni seviyoruz. İlk sorduğum sorulardan bir tanesi. Sevgi nedir? Yani sen beni sevdiğini söylüyorsun ama ne anlama geliyor bu senin için? Yani benim için başka, senin için başka. Ne, toplam olarak nasıl açıklayabilirsin bana? Neden hani, seviyorum? Mesela sen niye bu senin doğduğun mesleğini olduğun için mi seviyorsun mesela? Evet, çocuk için açmak istiyor. Oraya gitmek istiyor. Buraya gitmek istiyorsun. Sonuçta sevgi bağını anne karnına çıktığında ben şunu öğrenmiş. Yani bir şekilde ben bizi çipi atarsam, yakalarsam onu bir kancayla kendime güven sağlarım. Ondan sonra istediğini yaptırırım. Seni çok seviyorum canım. Tamam, çok güzel. Tamam. Evet. Yani ne yapıyorsun severek? Efendim seni çok düşünüyorum. Nasıl düşünüyorsun? Yani beni otururken düşünüyorsun, ayakta mı düşünüyorsun, yatakta böyle yan gelmişken düşünüyorsun, sen sakal göbek birbirine girmiş bir şekilde düşünüyorsun. Yani soru sorduğun zaman 5N, 1K ve 1F T kelimesinin sorusunun açılımı da kimin faydasını, kimi çıkarını? Kim bu işten faydalanıyor? Kim bu işten fayda görüyor? Cinayet işlendi. Aynı cinayet vakası gibi. Bu adam öldü. Dedi, bu adam tamam öldü arkadaşım. Yani, ne yapacağız? Allah rahmet eylesin değil miydi? Neden kime öldü? Faydası var? Kime faydası var? Yani bu adamın yok olması kimin faydası da? Kim kimine faydası? Karısı. Başlıyorsun oradan sorgulamaya. Aynı cinayet vakasındaki bilgi de öyle. Doğru bilgi olmak lazım. Ve yapay zekalı sen açtın konuyu hemen bağlayayım. Seslendirme de çok büyük bir sıkıntı vardı Türkçe'de. Fakat bu yapay zeka devrimiyle beraber sinir ağıyla dil üzerinden seslendirme yöntemleri var. TTS deniyor ona. Ve çok pahalı. Ben şans eseri bir ucuz bir yer buldum. Ayda 10 dolar ödüyorum. Fakat günlük yaklaşık 500 bin karakter seslendirebiliyorum. Bunu anlamışım. 6-7 tane 15 saatlik kitapları ben seslendirebiliyorum ve dinlediğin zaman da sıkıntı yaşamıyorsun. Şu ana kadar 1500'ün üzerine kitap ben seslendirdim. Bunların hepsini kendi dinlemek için yapıyorum. Çok önemli olanları da öğrenmeyi paylaşıyorum. Acayip derecede önemli olanlar var. Günümüzle ilgili hatta paylaştıklarımızın tamamı aslında benim tercüme yaptıklarımdır. Türkiye'de tercüme edilmeyecek kitaplar var. Bazen üniversitedeki insanlar benimle temasa geçiyor. Abi şunu bir tercüme eder misin diyorlar. Üniversitede doçent dostlar falan. Psikiyatrik dostumuz var. O benden Maslow'un tercüme edilmemiş 3 tane kitabını tercüme etmemiz. Ve seslendirin. İstihbarat kitapları var. İstihbarat bilimiyle ilgili. O bir bilimdir çünkü. Niye istihbaratla ilgileniyoruz? Çünkü bilgiyi en iyi şekilde değerlendirme istihbarat edilir. Bilgi analizi. Evet. Yani bu başka türlü şey olmaz. Yani casus 007 oradan tamamen gitmiyor abi. Adam oradan bilgi getiriyor. 20-25 tane şoförden alıyor, balıkçıdan alıyor, oradan alıyor. Parmağınlıyor, gazetelerden topladıkları beraber iddia oluyor. İşte onun için analistler giriyor. Hangisi doğru, hangisi yanlış? Ha. Böyle bir şey yapıyorsun. Bunun da önemi şu. 21. yüzyıl bilgi çağı. Yanlış bilgiyle ülke batırsın. Çok örnek verebilirim. Çok güzel bir örnek vereceğim. Karl Marx Das Kapital'i yazdı. Koskoca Sovyetler Birliği çöktü. Rusya çöktü. Sovyetler Birliği çöktü. Rusya ortaya çıktı. Çin kayboldu komünizm. Diktatoryal demokrasi çıktı. Yani askeri demokrasi çıktı. Böyle bir tabirle var. Bizde Nas Kapital çıktı. Nas Kapital. Ben diyecektim tamam. Yani Erdoğan yazdı Nas Kapital. Ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Tamam. Şunu öğrendi ki Nas. Nahmış. Nah. Nah Kapital. Nah Kapital. Yani sonuçta soruyorsun, öğreniyorsun. Bilgi analizi böyle yapın. Yoksa adam bizim dinimizin gerçekleri diye bir çıktı konuştu.
Dinin gerçek olması için ilk önce dindeki gerçeğin ispat olması lazım. İspatı olmayan bir şeyin gerçeği olmaz mı? Ama adam faiz maiz derken ülkeye bakıyor. Burada şu geliyor aklıma abi. Şimdi bu kadar teknolojinin olduğu, bu kadar imkanın olduğu bir çağda, bir dönemde cehalet bir tercih oluyor o zaman. Yani bugün yapay zekayla istediğimiz her bilgiye yani ulaşabiliyoruz, birçok bilgiye. Ya yani bugün çip nasıl üretilir, bu bilgilere bile erişebilirken. Geçen gün videonu seyrettim. Resmen seyrettim yani. Bunları yapmamak o zaman günümüzde tembelliğe kaçmak, ülkeyi batırmak tamamen bir tercih. Şimdi tamamen tercih de bu biraz da yani şimdi parantez içinde dış güçler diye geçiyorum. Dış güçler. Dış güçler dedikleri aslında evet dedikleri doğru abi. Yani Sovyetler Birliği'nin Türk üzerindeki emelleri geçiştiğimiz yakın tarihte okuduğumuz zaman ağzımıza çıkacak olaylar var. Fakat komünizm mücadeleyi edebilmek için de gerizekalı ihtiyaç var. Saf gerizekalı ihtiyaç var. Yani obsesif kompulsif bir derecede takılıp düşündüğünden saçmayan bir insan ihtiyaç var. Böyle bir popülist bir ihtiyaç var. Çünkü komünizm ve sosyalizm gibi şeyler, ideolojiler insan zihnine, mantığına ve vicdanına yönelik olduğu için hayal. Kaçamaz. Arada kaldığı zaman ideolojisini yakalar. Ve neye uğradığını şaşırırsın. Ama senin karşısında dediğim dedik, çaldığım düdüktür kusurunda. Hitler'in imamları döneminden kalma bir ideolojiyle yetiştirilmiş insan grubunu olursa sen Sovyetlerin komünizmi mücadele edersin. Ki bunu yaptılar. Hitler'in imamını ben hemen tartışını açıp anlatayım. İkinci Dünya Savaşı'nda Müslümanların coğrafyası çok geniş. Hindistan'dan, Afrika'nın bütün her tarafından İngilizlerle Almanlar, İtalyanlar kendileri alanına bir mücadele veriyorlar. Müslümanları kendilerine çekebilmek için. Almanlar şunu yaratıyorlar. Hitler gizli Müslüman, İslam'ı eski haline getirecek. Ya kimse sormuyor. Eski hali neydi? Eski hali ne ki biz eski haline döneceğiz? Hiç boyun sormaz. Eski haline dönecek. O kızın flu bırakıyor. Mussolini Ali'nin kılıcına sahip. Mehdi. Yaklaşık 200 bin kişiye yakın salağı topladılar Almanlar. Kırım'da görüp öldürdüler. Tamam. Şimdi bu profildeki insanlar geldiler. Çoğu geldi. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya şeyimiz var, bizim saplantımız var. Çünkü Cumhuriyet tarihinden önceki dönemden başlıyor Almanya'nın Türkiye'deki üstündeki emperyal oynamaları. İnsanlarımız Hitler gibi büyük bırakır. Polislerimizin elbiseleri, Nazi elbiseleri gibi. Yani o dönemin fotoğraflarına baktığın zaman resmen Hitler gelmiş geçmiş abi. Ve Almanlar altınlarını buraya gönderiyor. Büyük bir miktarı. Van'a kadar, Kars'a kadar demir yolları yapıyorsun Rusya'ya aşağıdan vurmak için. Yani bunda duduk yani demir yolu yapıyorsun abi. İstanbul'dan, Trakya'dan, Balkanlardan çıkıyor. İşgal ettiği Yunanistan'dan çıkıyor. Kars'a kadar. Dünyanın parası var abi. Dünya kadar işçi, insan çok. Hep Almanlar geliyor, gidiyor falan. E tabi Hitler'in Mehdi olması falan filan. İslam'a karşı acayip derecede o zaman televizyon yok, radyo üzerinden. Ve insan beyni çok çok rahatlıkla manipüle edilir. Ve bu şekilde manipüle ederek bizim beynimiz yıkıyorlar. Şimdi bizim en büyük sıkıntımız ülke olarak şudur. Biz aile ortamına sahip olan bir ülke değiliz. Yani annemiz, babalarımız bizim. Cumhuriyet 1923, yarın Cumhuriyet'in var. Cumhuriyet'in Cumhuriyet bayramı. O tarihten itibaren başladığınız zaman şeyi kaç jenerasyon yaşadığına bakarsan toplasan 10 jenerasyon. Maksimum. 10 bile değil. 6 jenerasyonluk bir geçmişimiz var. Bu 6 jenerasyonun ilk 3 jenerasyonu cahil. Amazır cahil. Bu tarihlerde pedagoji yok. Bu adamlar geliyor çocuk yetiştiriyorlar. Severek yetiştiriyorlar, severek yetiştiriyorlar. Çocuklar 0-3 yaş grubu zaten hepsi maymun oldu. Aynen. 3-6 grubu zaten. Ama koku coğrafyasını düşünüyorum da hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. 50'lere geldi.
50'lerden 60'lara geçiyoruz. İki tane iktidar geçirdik. Bir adamı sallandırdık. Her tarafta din çıkıyor. Elini sallasan imam çıkıyor. Hiçbirisine faydası yok. Ve bu faydası olmayan insanlar kümülatif olarak geldikleri zaman Amerika'nın desteğiyle beraber ılımlı İslam olayını yaratmış. Ilımlı İslam'ın bir numaralı kuralı hep bir vaadim var ama spesifik olarak ne yapacağına dair bir bilgi yok. Diyorsun ki İslam dünyanın en iyi, en değerli, en bilgili dinidir diyorsun. Tamam. Hadi abicim karşılaştıralım o zaman. Gel bakalım. Dünyadaki bütün dinler kaç tane? 200 tane din sayabiliriz. Şimdi karşılaştıralım bakalım. Kaç tane? Bıraktığın 200 tanesi. 10 tanesini alalım. Şintoizm, Brahmanizm, Hinduizm, Yahudi, Musevilik, Hristiyanlık, Müslümanlık. Müslümanlık içinden 4 tane mezhepli. Hadi şimdi karşılaştıralım bakalım. Dediği zaman kalıyorlar. Çünkü sloganlarla yapılan bir konuşmanın detayı yok. Detayı olmadığın bir şeyde sen insanları şartlandırırsın. Ne kadar çok tekrar edersen ve insanlara ne kadar çok vaatlerde bulunursan şartlandırırsın. Ödül ceza. Cennet, cennet, cennet. Bir kişi kalkıp cennette ne var diye sormuyor. Ama cehennemde herkes yanıyor. Bu şey gibi iddia ne kadar büyükse, yalan ne kadar büyükse o kadar çok kişi etrafına toplar. Aynen öyle. Bir noktadan sonra kişinin çocukluktan gelen eğitimindeki eksik olan benlik kısmı, özgüven eksikliği, erkeklerde sünnetle beraber pekiştiriliyor. Mesela sünnet olmayan çocuklar resim çizdikleri zaman bütün herkesin boylarını uzun boy yaparlar. Sünnetten sonra hepsi kısa boylu çizdikleri insanlar. Çünkü kaybediyor. Yani vücudunda bir parçayı zorla kaybediyor. Ve bu çocukta öğretmenin bir çaresizliği yaratıyor. Ben şimdi toplumu getirdim 2024 tarihine kadar. Elektrik ve pedagojileri anlamayan insanlara yetiştirdik çocuklar. Ekonomik problemler var. Sürekli olarak bir ekonomik kriz yaşıyorsun. Sıkıntı üstüne sıkıntı, sıkıntı üstüne sıkıntı. Çocukluğunu yaşamayan insanlar ve çok hızlı gelişen bir teknoloji. Bilim en sonunda geldiğimiz nokta Eric Hoffler'ın yani bu şeyin AK Parti'nin çıktığı dönemde yaşanan olay şu. İnsanlar büyük bir değişimin olmayacağını görüyorlar. Artık sistem oturmuş çünkü. Sen çok çalışırsan bir profesör bilmem ne olursan para kazanır. Ayak takımı dediğimiz yani postmodern devrim yapan insanlar nüfus çoğunluğuyla kendini ortaya koymaların sebeplerinden bir tanesi loser olmaları. Yani kaybedenler grubu. Kaybedenler grubu. Hayatta hiç beklentisi olmayan insanlar. Ve sen bunlara bir ümit veriyorsun. Devrim yapacağız ve bu devrimde biz Türkiye'yi değiştireceğiz. Adam için bir ümittir. Ve bu ümitle adam ülkesini atar. Çünkü bir değişim ümidi var. Öteki türlü hiçbir değişim ümidi yok. Çünkü adam üniversite bitirip üniversiteye gidemiyor. Okuyamıyor. Ekonomi imkanları yok. Üniversiteler kısıtlısıydı. Ondan sonra dershanelere gitmesi lazım. Parası yok, bilmem ne söylüyor. Girdiği bölümün çıktığı zaman yapacak işi yok. Adam antropolojiden çıkıyor. Elektrik mühendisinin yanında çıkıyor. Yani şu anki aslında toplumun bu kadar cahil bırakılmasının sebeplerinden biri de Rusya'dan o taraflardan gelecek bir komünizm tehlikesine karşı. Evet, evet yapılan bir operasyon. Aslında devletin operasyonu veya dış güçlerin operasyonu. Çünkü buradaki ılımlı İslam dedikleri İslam da İslam değil. Yani şu anda evangelist mantığıyla yazılmış bir İslam'ı yaşıyor Türkiye. Müslüman değiller abi. Yani Hristiyanların çizdiği bir evet. İslamiyet çizdiği. Sınırları içerisinde burada top koşturun diyorlar. Bizimkiler de orada koşturuyor. Aynen öyle. Çünkü onlar söylüyorlar. Ya düşünebiliyor musun? Senin elinde bir tane kutsal bir kitap var. İnsan Hakları Beyannamesi'nin ilk 20 maddesiyle karşılaştığın zaman kitabın %95'i suç. Ve sen diyorsun ki arkadaş ben bu sahip olduğum bütün özgürlükleri kaldıracağım. Şeriatı getireceğim. Şeriatta ne var? Asacaksın, keseceksin, bilmem ne yapacaksın. Bütün insan haklarını elinden alıyorsun. Ve adam bunu bir bunu savunuyor. Bunu savunabilmesi için bir insanın akıl hastası olması lazım. Bırakması ama, lazım diye köşeye. Tabii tabii. Çünkü ilk yapılacak olay vergisini ödemiyorsa şeriata göre dayak yiyecek abi.
Oruç tutmuyorsa kırbacını yiyecek Ramazan'da. O zaman da olacak. Aa işte şerat bu muymuş diyecekler. Şimdi İş işte. İşinden geçtikten sonra. Ama Türkiye'de şu anda çok büyük bir değişim var. O değişim de şundan kaynaklanıyor. İnsanlar şunu öğrendiler. Lafla peynir gibi yürümüyor. Yani din, Allah, peygamber yani çok mantıklı, çok rahat bir şekilde emekli şunu söyleyebiliyor. Arkadaş, benim paramla niye Allah'ı besliyoruz? Allah varsa kendi parasını kendisi basın arkadaşım. Yiyecek burada getirdiler. Bu çok güzel oldu. Yani Türkiye bundan sonra ya zıplar ya batar abi. Biz zıplayacağı gözüküyor şu anda. Çünkü yeni nesil demiyor. Daha farklı idealleri var anladığım kadarıyla. Yeni tabii hayatını yaşamak istiyor. Yani sen insanı da adama diyorsun ki hayatın boyunca seks yapma. Oraya gittiğin zaman cennette seks yapacaksın. Böyle bir hayat var mı abi? 80 yaşına kadar seks yapmayacak adam. Sürekli kendisi kısacak, bastıracak. Bu patlama yapar. Zaten dürtülerle yaşayan insanlar ve kompleks dediğimiz kompleks var biliyorsun. Daha önceden de bunu çok bahsetmiştik gruptan. Bu sürüngen beyinle amigdala'nın desteklediği bir yaşam formu. Bunun raf ömrü 20 yıl. Yani 20 yıl süresince bunlar şey yapabiliyor. Hüküm sürebiliyor. 20 yıl sonra çöküyor. Dünyanın her yerinde öyle. Biz de 22 yıl oldu. Niye 22 yıl? Gittik kalktı abi. Yani. O bizim gezekalımdan kaynaklı. Ha bir sonraki seçim düzelecek. Ha siz ha. Bize verin tekrar oyunuzu. İşte bu kardeşinize verin. Bakın neler yapacak. Kurtaracak sizi. Herkese bir altın. Herkese bilmem ne. Abi, şöyle bir şey söyleyeyim abi. Şimdi ben metal müzik dinlemeyi, rock müzik dinlemeyi çok severim. Türk bir grup var Murder King diye. Dün pazar günüydü. Evde biraz temizlik falan yapıyordum. Taktım kulaklığı. Adamların o kadar aslında sistem eleştirisi şarkıları var ki direkt bağıra çağıra ben temizlik yaptım. Bir Demokrasi diye bir şarkıları var. Böyle ayda bir falan dinleyip gaza getiriyorum kendimi. Bir de Boykot diye. Sözlerini görmen lazım. Yani yaz abi köşeye Murder King diye. Yani Murder aslında King. Murder King. Sözlerde şey diyor işte ha bir sonra düzelecek, ha bir sonra düzelecek. Ver oyu, başka seçeneğin yok. Zaten bizim dışındakiler ki hiçbir şey yapamaz diye diye. Aynı o şekil. Hadi bir sonrakinde düzelteceğiz dediler. Aslında iktidar birçok defa düştü Türkiye'de. İpten aldılar. Belki muhalefetle ortak bir şeyler yaptılar. Ondan döndü. İşte terör olayları oldu. Onun olayların içinde şöyle söyleyeyim. 2008 tarihine kadar çok iyi gidiyordu. 2008 tarihinden sonra işler karışmaya başladı. Çünkü Türkiye'nin gerçekten hem yurt dışında olsun, yani Türkiye içinde akıl almaz şeyler yapılıyordu ama yurt dışında Türkiye'nin çok eli sağlam gidiyordu. Ki hala da öyle gidiyor aslında. Türkiye'de çok riskli dönemler geçirdi. Türkiye'de din üzerinden tarihte bakarsın, din üzerinden çok böyle ayaklanmalar oldu. Erdoğan'ın benim yaptığım analize göre gördüğüm kadarıyla, yani bildiğim kadarıyla ben onun tercümanını da yaptım bu arada. Yani onu da biliyorum. Yakınen bulundum yanında ben. O gördüğüm tarih çok farklı. Şimdi çok farklı olabilir. Onu bilemem. Zaman izini değiştir ama Türkiye'deki dini kaşıyarak Aleviler olsun, şunlar olsun, bunlar olsun grupları kaşıyarak eylem yapılmasını, ülke içinde kaçıkmış yapılmasını engelledi. Yani adamları yakındı. Engelledi, onları yakındı. Çok büyük ayaklanmalar olabilirdi. Yani 15 Temmuz düşün. Değil. 15 Temmuz gibi dünya kadar böyle gruplar var abi. Hepsi destekli. Parayı vermiş, grup hapşıyor. Ucuzundan, lahanacısına kadar abi. Her şey var. Şey diyorlar şimdi işte Prens Charles Müslümanmış. Hani... O şeyden kalma. O eski içini yazarından kalma.
Onu ne zaman söylediler biliyor musun? Şeyh Nazım var Kıbrıs'ta. Şeyh Nazım'ın İngiliz istihbaratına çalıştığı tespit edildikten sonra evli sınır dışı o tarihlerde çıkarttılar. Geri gelsin. Geldi. Öyle bir geldi ki Batu Çöller yanına gidiyor benimle. Al baktı beni. Biraz. Yani böyle bu tip şeyler de yaşandı. Türkiye'de eğer hatırlarsan Hizbullah Güneydoğu bölgesinde ciddi bir ayaklanmış kalktı. Baskılandı. Adamların 1 milyon takipçisi, yani sosyal medya takipçisinden bahsetmiyorum. 1 milyon günde 5 defa yedim kalkanlar mı? Yani ciddi ciddiyle adamların dünyasını yöneten bir Hizbullah dedi. 1 milyon kişiye sahip. Abi 50 bin kişiye sahip ayaklanma yapıyorsun. Abi Güneydoğu'ya da gittim ben. Çok gittim. Batman'a, Diyarbakırlara kadar. Orada birçok arkadaşım oldu. Görüştük, sohbet, muhabbet, iş yaptık. O karanlık dönemleri hepsi anlattı. Yani hava kararmadan önce bu Will Smith'in bir tane filmi var. Hani bütün insanlık zombi falan, işte vampir gibi bir şey oluyor ya. Yani herkes böyle havanın kararmasından işte yarım saat, bir saat önce evine gider, çekilirmiş abi. Evleri karartırlarmış. Çünkü işte yakalıyorlar seni, enseye işte satırla vurup öldürüyorlar, domuz bağları. Gerçekten çok ciddi bir kötü dönemmiş. Ama ben sana şunu sormak istiyorum. O zaman ki Hizbullah kontur gerillada destekliyor. Yani o kadar olay karışık ki. PKK'ya karşı falan da kullandılar. Tabii tabii zaten. İşte kontrol gerili olarak kullanıyorlar adamı. Fakat burada bir olay var. Erdoğan'a geliyorum ben. Erdoğan bütün bunlar arasında barış getirdi biliyor musun? Kürtler haricinde. Kürtleri de getiriyordu. Yani Kürtlerle de, yani Kürt demeyeyim, Kürt kökenli kültürel yapılması, Kürt kültürel yapısı olan insanlarımız. Çünkü ırkçılık diye bir şey, ırk diye bir şey yok abi. Biz hepimiz homo sapiens sapiens yani sonuçta. Ve onlarla beraber bir belirli bir harekete gitme olaya girdi. Çünkü diyalog da çözülecek bir şey. Yani şiddet de çözemeyiz biz. Her şeyin diyalog olması lazım. Yani karşındaki insanı dinlemen lazım. Yani bu adam ne istiyor abi? Niye savaşıyor bu adam? Ya hiçbir insan durduk yere yine sınavı doğa çıkmıyorlar savaşmak. Ya bunlar ne istiyorlar? Neyini veremiyoruz? Ya arada bir ilgilenikler var. Neler? Ne söylüyor bu yani? Yani enzize ediyorum geyleri. Ama bu şey, buradaki ben bahsettiğim geyler, yani ilgilenikler tam bir orospu cücüğü şeklinden dış güçlerin bölgedeki uyumu bozabilmek için yaptıkları eylemler. İşte de kalıyor etiket olarak. Erdoğan bunu aşmaya çalıştı ama kendisine destek verenlerin hepsi şeydi. Yani Amerika destekliydi. Yani. Şöyle bir soru sorsam peki abi. Fethullah şimdi... Gülen bir arkadaşlar abi. Şimdi bir insan %100 iyi ya da %100 kötü değildir. Birçok politikacı geldi geçti bu ülkeden. Atıyorum Deniz Baykal mesela. Fulbright fonuyla yurt dışında eğitim görmüş. Amerika'nın yetiştirdiği. Bir adam ama yeri geldi öyle bir anda bir hamle yaptı ki mesela Irak tezkeresini reddedilmesini sağladı ve 2. Körfez Savaşı'nda Türkiye üzerinden giremedi Amerika, yanlış hatırlamıyorsam. Bir tezkereyi... Ama acısını çok kötü çıkarttı. Yani şimdi Erdoğan diyoruz mesela, Türkiye içerisinde birbiriyle çatışan veya Türkiye ile çatışan birçok grubu yavaşlattı veya atıyorum barış getirdi diyorsun. Erdoğan İstikrar getirdi. İstikrar. İstikrar getirdi. Yani barış değil, istikrar. Her şey rolantide kaldı. Ne amaçla getirmiş olabilir bunu? Yani kendi hakimiyetini yükseltmek için mi? Kendine rakip çıkmasın diye mi? Devlet çıkarmak yani, için. Devlet ilk başta devlet çıkarmak için ama sonradan bozuluyor. Yani şimdi politikacıların bir bozulma evresi var. Her şey çok güzel gider. Cebine 3-5 bin kişi girdikten sonra işbirlikçisi oluyor ya. İllegal. Bittin abi. Yani ilk hususunu, yani yozlaşmanın başlangıcında kabul ettiğin an olay başlıyor.
Ondan sonra geri dönüş yok. O yüzden diyorlar ya, iki dönem yaptın, üçüncü dönem yapmayacaksın. Belediye başkanlığı için de aynı. Abi iki dönem, bir dönemde öğretiyorsun, ikinci dönemde pişleşiyorsun, üçüncü dönemde vuruyorsun abi. Burada da öyle oldu. O zaman şöyle yapalım. Video bayağı uzadı abi. Hiç bölmeyelim. Bölmeden yayınlarım ben bunu. Son bir soru sorayım o zaman. Şimdi bu eleştirel düşünme, eleştirel öğrenme, öğrenmeyi öğrenmek bağlamında şu şeyleri bana bir tekrar anlatabilir misin kısaca? 5M1K muhabbeti, yani herhangi bir olayla alakalı nasıl inceleyelim? Herhangi bir konuyla karşılaştık. İlk önce konu demek bir problem demektir. Yani problem çözümüyle uğraşıyoruz aslında biz. Biz günlük olarak bir problem çözmeye çalışıyoruz. Kabul ettiğimiz düşünce olur. Düşünceyi tersi çıkartmamız gerekir. Ama sonuçta bir problem var. Sen mesela bir örnek ver bana. Bir örnek üzerine. Mesela Türkiye'de su kaynaklarının azalması misal. Türkiye'deki su kaynaklarının azalması şimdi. Bir problem. Toplu bir problem. Ciddi problem. Peki su kaynakları hakkında ne biliyoruz? Birinci. Ne kadar su kaynağımız var? Yarın belirliyoruz. Su kaynakları nelerdir? Yeraltı kaynakları, yer üstü kaynakları, yağmur ve gelen kaynaklar. Bir de dışarıdan işte baraj düşündür, yaratmış olduğumuz yapay kaynaklar. Dördüncü olarak yapay kimyasal yöntemlerle, aynı Dubai'de yapıldığı gibi yapay yöntemlerle seller meller çıkartarak suyu toplamalıyız. Kaynaklar bunlar. Peki bu kaynaklarımızın haritada yerleri neler? Bunlara tamam. Bakıyoruz. Yani ilk önce tanımlama yapmamız lazım. Yani ilk önce bilmemiz lazım. Ama ya bu böyleymiş. Varsayımı değil. İspat et. Ya Atatürk barajı bütün Güneydoğu'yu bitirdi. Orada çok güzel işler yapıyor. Tamam. Baraj yüzde kaç dolmuk orana say? Yüzde kaçı devreye girdi? Ne kadar sulama imkanı veriyor? Hangi de su kaynaklarını biriktirerek orada kocaman bir göl yaptın. Yüzde ne kadarını sen dağıttın? Peki bu baraj yıkılırsa ne olur? Bak sorular soruyu getir. Sonra tanımladın. Bütün, ben şöyle diyorum. Üç, şöyle bir top düşün. Diskotek topu gibi. Sen orada bir tane bir matkapta delik açıyorsun abi. İçeri bir tane kıl tungsten diye ter götürürsün. Sen telin ortasında oturmuşsun. Aynı Magneto gibi süper kahraman X'deki kocaman bir sferin içindesin. 360 derecelik bir açıyla her yönden olayı görebiliyorsun. Birinci tanım bu. Bunu yapıyorsun. Bunu yaptıktan sonra zaten sorular gelmeye başlıyor. Yani su kaynaklarımızı bizim muhafaza etmemiz lazım. Korumamız lazım. Tamam. Peki düşmanlarımız kim? Aynen. Koruyacağız ama. Yani bu su kaynaklarımızı biz ilk önce kendimizden koruyacağız. İkincisi. İklim değişikliğinden dolayı buharlaşan suyu korumamız lazım. Üçüncüsü. Bu su kaynağı bizde doğuyor. Nerede bitiyor? Irak'ta bitiyor. Suriye'de bitiyor. Onların da suya gitmesi lazım. Yani sen babanın çiftliği değil burası ya. Dünyayı paylaşıyorsunuz. Adamlar söyleyecek. Ne kadar su veriyorsun? Onları da çıkartıyorsun. Sonra başlıyorsun. Yeraltı sularını yüzde kaçını biz kullanabiliyoruz? Yazıyoruz. Yeraltı suları ne kadar zaman içinde deyü dahil gerçekleştirebilir? Onu yazıyoruz. Diyorsun ki yeraltı sularının kirlenmesi olayında nasıl gerçekleşiyor? Kullanılmanı engelleyen bir düşman. Kirlilik. Onu yazıyorsun. Bu kirlilik atıyorum Ankara'da bir kirlilik var. Veya Van'da. Arsenik var abi suda. Mesela çok bak kendi suda dedin aklıma geldi hemen örnek vereyim. İzmir'de bir ara acayip derece siyanür çıkıyordu. Suda. Suda. Evet abi suda. Bildiğiniz çıkıyorsunuz sudaysın. Araştırdılar bulamadılar. Sonra bizi aradılar. Biz o zamanlar biyoremidasyon olayına girmiştik. Bakteri getiriyorduk böyle. Hidrokarbonları yiyor. Sana temiz bir ortam bırakıyor yani.
Ama aynı zamanda yangın söndürücü. Şimdi ben bunu anlatıyorum Türkiye'de. Adam diyor ki ben bunu sıktığım zaman beni yemez mi diyor. Tamam mı? Bu kadar cahiliz bu arada. Ankara'da arabalar yaktık. Bir sprey şişeyle gittik, söndürdüm. İtfaiyenin, Melih Gökçe'nin itfaiye müdürü ihaleler yapmış, malzemeleri almış, hiçbir çalışmıyor. Parasını ödememişler. Adam diyor ki ben sana parasını ödeyemem. Biz bunun hepsini yaşadığımız şeylerdir. Bir organizasyon olayına girdiğin zaman ben şunu öğrendim. Abi bir kirlilik varsa bunu insan yaratıyor. Yani durduk yerde sinir varsa ne çıkmaz? Nedir bu işin kaynağı? Bir kuzu olduk abi. Sağ olsun benim bir yeğenim var. Genetik mühendisi okuyoruz. Eskiden gruplardı. Gruptaki şeylerden iş yapamaz hale geldim. Fazla bilgiyle. Adam gruptan çıksın. Bu kadar bilmek istemiyorum. Lanet olsun. Bilmek istemiyorum çünkü adam şeyde çalışıyor. Gemi kurtarmada çalışıyor. Sabah akşam laborda. Hem laborda hem de gemi kurtarmada. Hafız çok yiyor. Sanayi dalgıcı genetik mühendisi. Beni aradı. Dedi ki o zaman bir üniversitede doktorasını yapıyor. Abi dedi. Burada dedi çamurlar var dedi. Çamurlardan dedi ben dubine alacağım. Sana da gönderiyorlar ama dedi. Sakın dokunma. Benden haber almadan bir şeye dokunma. Peki tamam dedi. Okuyoruz. Okuyoruz laboratuvarı soktu abi. Adamın bütün laboratuvarı elinde üniversitede. Saf kanserojen. Dokundu mu kanser olursun abi? Deri sektöründe üretim, deri üretimde ortaya çıkan atığı, atık çamur, çamur topluyorlar abi. Götürüyorlar bir nehir yatağını oraya yığıyorlar. Şerefsizler. Ve orada şerefsizler ve yığdıkları yerden su altı yer altı suya karışıyor. Oradan musluğa geliyor. Siyanür bu abi. Siyanür temizleyemez. Yani ağır metal. Acayip bir koku var. Adamların derli koku yoktan kaldığını. Biz diyoruz ki ulan suyu yer altı suları sinirli olur. Eleştirel düşüncede kaynakları bulmaya çalışıyorsun. Neyin etkili? Ve burada tapusal şeylerle karşılaşabilirsin. Mesela her Türk asker doğar. Niye abi? İçinde çöpçük yapan yok mu? Kim onu? O zaman her Türk asker doğmuyormuş. Her Türk öğretmen de doğmuyormuş. İnsan olarak doğuyor. Ne verirsen onu çıkartıyorsun. Gibi soruları soracak kadar cesur olman lazım. Eleştirel düşüncenin bir numaralı kuralı soru sorabilmek. Ve sorular rahatsız etse de soracağız. Allah istedi böyle oldu. İyi tamam Allah var mı arkadaş? Diye bu soruyu kendine sorabileceksin. İspatlayamıyor musun? O zaman yorum yapmayacaksın. Eleştirel düşünce böyle bir şey. Çok zor bir olaydır. Çünkü kişinin inkar etmesi kendisine açması gerekiyor. Kendi tabularına bile zarar verirsin. Verirsin çünkü kendi benliğin, insanın benliği. Şimdi anlattım ya, öğretim çaresizlikle bir özgüven eksikliği var. Özgüven eksikliği olduğu zaman toplumun kimliğini üstte alıyorsun kendi içine ki özgüven olsun. Toplumla düştü oluyorsun. Toplumun kimliği ne abi? İslam, muhafaza, gel bilmem. Osmanlı, şu durumda. Lan kes tık 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 gerçekten söyle, adam kimliksiz kalıyor. Korku başlıyor. Kaybediyor şimdi. Bunun üzerine agresifleşiyor. Bugün şeyi okudum abi, Hüseyin Çelik hani gözlüklü bıyıklı eski Milli Eğitim Bakanı mıydı neydi? Şeyi Meclis Başkanı. Meclis Başkanı mıydı? Ha, Abdülhamit mevzusu nerede? Ya. Grupta mı ya? Grupta gel paylaşayım. Ben de bir yerde okudum diye sana satmaya çalışıyorum bilgiyi. Yaklaşık 55 dakikalık bir program abi. Özellikle yedim onu. Ben çünkü adam o kadar güzel anlatıyor ki bizim muhafazakarlar akıl hastası diyor. Ben diyor Türkiye Osmanlı'nın en fazla toplarını İngilizlere veren Abdülhamit'tir diyor. Ama dizilerde adamı dizilerde kahraman, İslam, kırıcı ve işte. Bak sularla alakalı şey var abi aklımda. Geçen bizim Recep'le onu tartıştık. Hani tanıştırdım ya seni, evet, tüketim evet. Etkisini yazan arkadaş. Ben dedim suların çok fazla azaldığına inanmıyorum dedim. Şaşırdı. Abi dedi işte... Ya dedim hani pisuvarlar veya atıyorum sifonlarda iki seçenek var. Bir büyük tuvaletini yaptım, bir küçük. Bununla gerçekten suları ne kadar koruyabiliriz dedim. Abi dedi işte Amerika'da araştırma yapıyorlar, şu kadar etkiliyor falan. Ben o tartışmada
anlatamadığım, fırsat bulamadığım birkaç konu vardı. Mesela etrafımdaki kadınlara bakıyorum. Mesela bunu izleyecek olanlar da var. Abi çamaşır yıkarken deterjanı full artı full koyuyor. İşte bulaşık yıkarken hem lavaboda temizliyor, tamam mı? Makineye temiz koyuyorsun zaten. Ondan sonra ne oluyor? Bir meyveyi sebzeyi yıkarken su orada akmaya devam ediyor. Hadi bunları geçtim. Bir yandan da Türkiye'nin bir maden haritası var. Geçen bu şeyi izledim. Hani neredeydi? Bir tane siyanür barajı falan devrildi ya, yıkıldı. Evet. O madenler için ne kadar su harcandığını gördükten sonra ya dedim, suyu kurtarmanın çözümü ne işte bizim kadınların suyu kısması kurtarır, ne de küçük büyük tuvalet sifonu kurtarır. Sanayi, bu sanayi, bütün sanayi. O maden işte altının yıkanması falan, milyar ton su kullanılıyor. Ya ve şu kadar uzağa gitmene gerek yok. İki basit örnek vereyim. Duş alacaksan suyu açıyorsun. Evet. Uzun bir süre soğuk su geliyor yani. Evet. O akıyor gidiyor. O nasıl duruyor? O giden ne kadar litre? Hesapta haftada 4 defa duş alsan, 10 litre oradan harcasan 40 litre gitsin çöpe. Abi şey modundayım ben zaten. Öyle duşa gireceğim zaman elime fırçayı falan alıyorum. Bari soğuk suyla önce duşa kalıyorum. Şimdi deterjan dedi. Arkadaş, bir damla deterjan için 30 litre suya ihtiyacın var. Senin vücuduna zarar vermeniz. Lan deterjan bir sıkıyor adam böyle. İşte. Bakın oraya. Bir baba Procter & Gamble'da çalışıyor. Ben Procter & Gamble'da görev yaptım. Ve deterjanı çok iyi biliyorum abi. Yani bir damlasına gerçekten 50 litreye yakın su gitmesi gerekiyor. Onu atman için. Aksi takdirde vücutta kanser. Babam kanserin bir hastalıktan öldü. Yani Procter & Gamble'da bütün herkes kimyasallar ölüyor abi. Lan da kaustik gemisi gelir falan mesela. Yasaktır. Ardından doldururlar. Birçoğumuzun yani, bu kadar çok alerjik olmasının en büyük sebebi de deterjanlar diyorlar. Evet, Çünkü bütün kıyafetlerimize işliyor. Bunlarda kullanılan kumaşlar. Yeteri kadar suyla geçirmiyorlar bunda. Deterjanın üstünde kalıyor mu? Mesela bunu kurutma makinesine sok, toz topladı. O tozun içinde sadece lif yok. Dünya kadar deterjan var. Onu suya bas, köpürür abi. Yani ben makinelerin testini, deterjan testlerinden biliyorum ben bunu. 50 tane makine alınırdı. Baştan adamlar kullanılırdı. Çamaşırlar sürekli yıkanırdı. Adamlar deterjanla test ederdi. Ben de test sonuçlarına uğurdum abi. Yani oradan biliyorum. Çok tehlikeli bir olaydır deterjan olayı. Yani Türkiye'deki su sorunundan önce ilk önce cehaleti ortadan kaldırmak lazım. Her insan kendi evinin içinden değil, merdiveninden ve binanın kapısından, binanın dışından sorumlu olursa eğer, abi ağzına sağlık. İlk video için teşekkür ediyorum o zaman. Ben çok konuşturdum beni kardeşim. Yeter susardık falan. Hayır ben konuştuk konuşuyoruz. Yani sonuçta çocuklarımıza şunu öğretmemiz lazım. Düşünmeyi öğretmemiz lazım. Doğru bilgiyi ayrıştırmasını bilmesi lazım. Bilgiyi arayabilmesini öğrenmesi lazım. Yani bilgiyi her yerde bulamıyorsun bilgiyi. Yani Google'a yazmakta olmuyor bu olay. Google'un içinde parametreler var. O parametreleri bildiği takdirde sen gerçek bilgi oluşabilirsin. Çünkü algoritma orada seni yönlendiriyor. Yani yönlendirmeyle ilgili bir sonraki çekimde, yani konuşmada Rusya'nı yaptılar hatırlasın. Acayip bir şey yaptılar. Rusya'nın. Yani iki kişinin iki kişiye başlayan bir operasyon koca bir şey kasaba haline geldi. İstihbarat alanında. Yani adamlar bilgiyle yönetiyorlar aslında. İkinci videonun konusu hazır o zaman. İkinci bak şimdi konuyu açtı. Evet o hazır. Bir de çok orijinal bir olan. Bu Bill Clinton'ın kadın elbisesi giyip poz verdiği French'te şey var. Amerika'da ortaya çıkan bir skandalın devamı var. Onlar bile Rus istihbaratının işin içinde. Epstein olayları falan var. Epstein. Onun içinde adamlar fiziki olarak yoklar abi. Hep dijital ortamda vardı. Bir oturdukları yerden yönetiyorlar Amerika'yı. Bunu yaptılar. Evet abi çok teşekkür ederim. Bilmiyorum.
yani montajını falan yaptıktan sonra bir seyretmek istemiyorum. Tamam, bakarız abim. Ağzına sağlık, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi.